Kırmızı şapka, toz bıyık, işte gerçek hayatta Süper Mario. Zeki tesisatçımız prensesi kurtarabilecek mi? Ama korkunç Bowser hiç razı değil. Mantar aşkına korkunla yüzleşme zamanı geldi. Kötü adam pes etmeyecek gibi görünüyor. Peki hala daha ne kadar bekleyeceğiz? Bir dahakine ince giyineceğim. Hala gösteriş mi yapıyorsun? Süper Mario meşgul bir adam, bir saat sürdü. Bowser gerçekten ateşli bir savaş istiyor. Buhar kahramanları durduramaz. Bu tuhaf sesler de ne? Yardımcı mı çağırdın? Daha uyuyacak mısın? Duştan sonra üşütebilirim. Çok üzgünüm. Her şeyi düzelteceğim. Bütün ev horladığını duydu. Bir daha olmayacak hanımefendi. Zor bir vardiya oldu. Keşke rüyadaki gibi saunada olsaydım. Ah, bir kaza daha. Sakin ol Su. Sele ihtiyacımız yok. Yüzüme geldi. Ah, sanırım sorunu hallettim. Tahtın çay içmek için mükemmel bir aurası var. Yönetmeye hazırım. Vay! En güzel zencefilli kurabiye yarışmasının galibini seçmelisiniz. İkisini de kazanan ilan ediyorum. İşte bugünkü programımız çocuk hastanesinin açılışı, ebeveynlerle toplantı, golf ama önce talip seçimi. Anladım. Yardım etmeye bayılıyorum. Talipler kısmını atlayamaz mıyız? Bu krallığın adeti. Tamam, erken başlayıp erken bitireceğiz. Kibar davranacağım. Pekala, gelsinler. Bir numaralı aday. Günaydın prensden, hizmetinizde. Bir bakalım. Lady'ne bu solmuş çiçekleri mi getirdin? Bay Prens yanlış hesaplamış. Sen beni ne sanıyorsun Deni? Git ve bir daha gelme. Kaleden kovun. Öyleyse bunu alacağım. Güzellikler çöpe gitmemeli. Sıfır saygı. Garip. Bu da kim? Onuru yerine getirin ve eşim olun prenses. Biliyorsun. Bir dakika. Kırmızı taşların göz rengime uymadığı çok açık değil mi? Git buradan. Öyle mi? Yine geleceğim. Bu kaprisli kızı tavlamanın yolunu bulacağım. İyi şanslar. Dayanılmaz. Ama bu sevimli yakut yüzük şapkamla çok uyumlu olacak. Yeni sildiğim yerlere basmışlar. Taht odasına nasıl geldim? Rüyanda görürsün. Burayı hemen terk et. Pis paspasını al ve git buradan. Prenses üzgün. Her zamanki gibi temizlikçiye zorbalık. İzleyicilerinize izin verin majesteleri. Neler oluyor Toad? Hiçbir fikrim yok. Oğlum mükemmel bir eş. Size ev alır, zengin eder. Trenle gezdirir. Kendisi gelemedi mi? Cevabım hazır. Bu kadar çabuk mu? Oğluna fotoğraf çekimlerinden etkilenmediğimi söyle. İşte kanıtı. Nate'e inatçı olmayan biri lazım. Kalbimi fethettin. Lütfen hayatının geri kalanını benimle geçir güzelim. Hizmetçi, dünya dışı varlığın burada ne işi var? Bir hata olmalı. Yarışmacı listesini kontrol edeceğim. Hiç mavi adam yazmıyordu. Hey tüylü Kazanova, bir şey unutmadın mı? Evde her şeyi hatırlatacağım. Ne çift ama. Tehlike bitti. Nefesinizi tutun prenses. Deprem mi? Bay Bowser'ı ağırlamaktan memnun değil misiniz? Konuşan mantar mı? Vay, iğrenç. Aha, işte buradasın. Senin için geldim ve hayırı cevap olarak kabul etmiyorum. Artık benim korkunç mağaramda yaşayacaksın. Prenses kaçırılıyor. Demek sonunda başardın. Isıtıcınız yepyeni oldu. Şimdi paramı alabilir miyim? Pekala, sana ne kadar ödeyeceğime bir bakalım. Harika, sonunda zengin bir müşteri. Bu fırsatı kaçırmamak için kendime hakim olmalıyım. 7000, 8000, 9000. Buldum. Hizmetinin karşılığı işte bu kadar. Ama Bay Mario. Hala umut var. Neredeyse unutuyordum. Bu da bahşişin. Sadece sakız mı? Pekala, belki işime yarar. O kadar uğraştım ki uyuyamadım bile. Hadi çiğneyelim. Nane beni neşelendirir. Aman tanrım. Neyse ki sadece kayıp ilanı.
Bu rüyamda gördüğüm prenses. Şansımı deneyeceğim ve kendimi kahraman olarak kanıtlayacağım. Acımasız Bowser'ın zindanında üşüyor olmalı ve onu tek başıma kurtaramam. Keşke cesur birini bulsam. Aa! Merhaba, seni incitmek istemedim. Prensesimi arıyorsun, yardım edebilirim. Ağır aletlerle çalışıyorum, bana çelik kaslar de. Bu komik bıyığı nereden buldun? 100. kez açıklamam gerekecek. Bu yüzden çocukluk fotoğraflarım yanımda. Sadece bir yılda çıktı. Her neyse. Kurnaz Bowser tarafından kaçırıldı. Kötü adam ateş püskürttüğü için silahlarımız olmalı. Bu görevi kabul edip onu yok edeceğim. Güçlü darbelerimle tanış haydut. Bowser'ı İngiliz anahtarıyla mı döveceksin? Daha ciddi bir şey almalıyız. Korkarım ki paramız yok. Bir kuruş ve sakızla markete gitmek ister misin? Ama başka seçenek yok. Bir çözümüm var. Yeni evim. Beni rahat bırak iğrenç canavar. Acele et, parmaklıkların arkasına geç. Hücre bana göre değil. Sessiz ol, ağlamalarından bıktım. Aile yadigarım, benimle evlenir misin prenses? Küstahlığa bak. Asla ve hayatta olmaz. Pekala, git ve reddedilmenin acısını çek. Bu arada ben de etrafa bakacağım. Buradan çıkmanın bir yolu olmalı. Daha yumuşak yatak bulamadınız mı? İçini inceleyelim. Harika bir şey buldum. Onu çıkarmalıyım. Umarım kötü mikroplar saldırmaz. Sanırım canavar geri geliyor. Avımı daha sonra kullanabilirim. Saçım iyi, onu da güzel gizledim. Yine mi sen? Hapishanenin aşkımız için sorun olmadığına karar verdim. Tadını çıkar. Hadi tatlım, senin için en iyi tarifi yaptım. Nefes alamıyorum. Aşçılığı bırak. Bir ısırık al. Kesinlikle hayır. Al şunu. O zaman sonsuza kadar burada kalacaksın prenses. Pekala, o zaman git. Onu memnun etmek gerçekten imkansız. Bir fikrim var. Asla gitmeyecek sandım. Bu ne hal? Canavarların da müziği sevdiği ortaya çıktı. Bowser melodinin tadını sonsuza kadar çıkarıyor. Ama virtüözümüz gerçekten sevgilisini unutacak kadar kendisini kaptırdı mı? Evet, başarısız bir deneme daha. Çok şanssızım. Ayağıma bastın. Mario, şuna bak. Tam da bunun için geldik. Ateş çiçeği bize zafer getirecek. Neyi bekliyoruz? Bitkiyi almak için bekçi Donkey Kong'u aklınla yenmelisin. Aa, canavara bak. Onun dikkatini dağıtacak bir şey bulacağım. Bunu nereden buldun? Tut şunu, dışarı çıkın mantarlar. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum, dene. O zaman afiyet olsun. Bedava yemek. Bölgemde yabancılar mı var? Nereye gidiyorsun? Yardım! Artık mini Mario'yum. Donkey Kong sinirleniyor. Beni rahat bırak. Ye şunu. Hayal kırıklığına uğratma kırmızı. İşe yaradı. Vay vay vay. Bağışla beni kıllı. Neden korkmadı? İğrenç. Koklamak istemiyorum. Silah bende. Hemen gitmeliyiz. Bir dakikaya yetişirim. Üzülme. Ah, cebimde işe yarar küçük bir şey olmalı. Hediye. Vay. Sağ ol dostum. Bowser'ın mağarası sessiz ve huzurlu. Zor bir flörtün ardından canavarlar bile dinlenmek isteyebilir. Şş, onu uyandırma Mario. Evet, anladım. Düşman arazisini yavaşça keşfetmeye çalışalım. Hay aksi. Al şunu. Etraf çok dağınık, iğrenç. Bu hışırtı da ne? Prenses, canım arkadaşım, beni bulacağını biliyordum. Lütfen Mario ile tanışın. Güzelliği kurtarmaya her zaman hazırım. Çok cesursun ama bıyığın pek öyle durmuyor. Hemen düzeltmeliyim, kraliyetin önündeyim. Bir bayanı nasıl güldüreceğini biliyorsun. Ah hayır. Arkamda öfkeli canavar mı var? Kesinlikle. Davetsiz misafirlerle genelde kısa sohbetlerim olur.
Burnunun altına bir şey sıkışmış. Aa, şanım geri geldi. Aa, başım dönüyor. Bana takviye mantarı ver. Hiç kalmadı. Git kendini ısır zeki çocuk. Süper hasar zamanı. Felaket. Ama gizli bonusum var. Kendimi gelişmiş hissediyorum. Yıkılmadın mı? Yuhuu, Süper Mario yenilmez. Vur hadi seni işe yaramaz canavar. Hilecilerden nefret ederim. Ateşim her türlü kalkanı delip geçer. Mantar aşkına Mario bitti. Birazdan teslim olacak. Al bakalım. Aa, çok sıcak oldu. Aksiyon dolu mücadele. Ona şans verme. İngiliz anahtarını mı kaybettin? Onu nasıl kullanacağımı biliyorum. Boom! Zayıf vuruş. Ama bu iyiydi. Prenses kötü adam avcısı. Canavar bayıldı. Yes. Harikasınız bayan. İzin verin sizi kurtarayım. Şu andan itibaren şapkalı sadık kurtarıcınız gözlerini sizden ayırmayacak. Yürekleri ısıtan bir aşk hikayesi. Kafam yarıldı. Bu zaten çok eski bir parça. Yeni bir mücevher almanın zamanı geldi. Görünüşe göre iki zengin kız kardeşin de evi baştan aşağı yenileniyor. Hepsi çöpe gidiyor. Duydun mu? Bu serveti çöpe atmamızı istiyorlar. Kuyumcu dükkanı çöplükten daha yakın dostum. Eh, sonunda gereksiz şeylerden kurtulduk. Artık odamızın iç tasarımını seçme zamanı. Lüks bir yapım istiyorum. Fiyatın 500 bin dolar olması bizim için sorun değil. Bu kadar zengin olmamız artık kimseyi şaşırtmıyor. Çatı katı tarzı bir tasarım yaptıralım. Ve paramızın geri kalanı için başka şeyler yapalım. Yoksulluk ve zevksizlik atmosferinde yaşayamayacağım. Sen oldukça eski kafalısın. Tasarım benim istediğim gibi olacak. O zaman herkes oda da bulunduğu yerin yarısını yapar. Hayır hayır. Kötü bir tasarım istemiştin değil mi? İşte her şey senin için. Pekala seni aç gözlü. Sorun değil. Bunu parasız da yapabilirim. Görünümü değiştirme zamanı. Kıyafet çok yakışmış. Benim gibi giyinmeyi öğrenmelisin. Nasıl giyinirsen giyin, harika görünmek özel bir yetenek. Param olmasa bile onun kadar havalı olabileceğimi kanıtlayacağım. Umarım lisedeki origami derslerim hafızamda kalmıştır. Ha, şimdi gördün mü? Makyajın kraliçesi ben olacağım. Ya da garip durumların. Alanı bölmemiz gerekiyor. Çok beceriksizsin. Bu kadar gösteri yeter. İşe koyulma zamanı. İşte böyle odanın tam ortasından ince bir çizgi. Fakir olan mı, zengin olan mı? Kimin makyajı daha iyi olacak? Burasını popüler bir resim bölgesi yapabilirim. Acaba ne çizmeliyim? Hayır, o da değil. Ah evet, mükemmel. Ben de öyle yapacağım. Tüm yeteneklerimi senin üstünde kullanacağım. O prenses elinde sadece bir makyaj fırçası tutabilir. Asla benim dengim olamaz. Hesaplamalarıma göre günlük rutin planım burada harika görünür. Hayır, belki biraz sağ. Biraz kirli ama önemli değil. Bu sadece bir boya kabı. Na 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 na. Harika, artık kirli değil. Lucy'yi yerle bir edeceğim. Beni kıskanacak. Bu bir yaşam tarzı. Burası kesinlikle bir değişiklik istiyor. Vanessa'nın aksine yavaş ama dikkatli bir şekilde resim yapacağım. Bunu ciddiye almalıyım. Ah, o ne yapıyor? Şimdi çizimin daha heyecanlı aşamasına geçelim. Duvarı ikiye bölün. İşte uyandığım andan itibaren uyguladığım rutinim sizlerle. Ama çok fazla isterseniz fikrimi kopyalamanıza izin vereceğim. Ne? O çok saf. Harika. Ne güzel bir etek. İlham aldım. Daha fazla ayrıntıya ihtiyaç var. Ah, sonunda bitti. Günün siparişi hazır. Dişçinin dişlerini beyazlattığı gibi bembeyaz olacak dişlerin. Pekala, bir sonraki adım ne? Ah, bu tahta benim için güzel bir raf görevi görecek. Biraz matkapla denme zamanı. Hadi yapalım şu işi. Her şeyi çoktan hesapladım. Böylece dümdüz duracak. Başardım. İşte portrem bitti. Aa, narin ellerimi kirlettim. Peçetelerim nerede? Pekala, sana maddi yardımda bulunacağım. Ne harika bir iş çıkardım. Ah, bu da ne? Bu parayı nasıl harcayacağımı çok iyi biliyorum. Instagram hesabıma bir sürü bildirim gelmiş. Nereye kaybolduğumu sormuşsunuz. Çizdiğim resim hakkında ne düşünüyorsunuz? Kitaplar rafın ortasında olacak. Ah, ne harika bir oda yaratıyorum. Merhaba, kendi tarzımda bir tasarım yapıyorum. İşte ev yapımı bir raf ve günlük rutinim.
Hey Lucy, tasarımımın berbat olduğunu ve herkesi yayınına davet ettiğini sen mi söyledin? Güzel yorumun için teşekkürler. Kullanıcı 777. Sırada ne var? Doğru antrenman zamanı. Yakında görüşürüz. Ah, hayranlarının olması ne kadar da güzel. Ah, bir fikrim var. Bazen hepimizin mahremiyete ihtiyacı var. Özellikle banyoda. Vay, ne kadar güzel ve pahalı bir perde. Sorun değil, ben de bütçeme göre bir perde yapacağım. Ve perdeler tam da buna uygun. Burada daha iyi görünecekler ve son olarak tabii ki onları asmalıyım. Şimdi kız kardeşimin kibirli bakışlarından gizlenebilirim. Kovayı da süsledik mi harika. Bu yapıştırmalar bana çok ucuza mal oldu. Dostum, gerçekten çok sıkıcı görünüyorsun. Ben eski şeylere dayanamıyorum. Hemen düzeltmem gerek. Pekala, sorun değil. Neyse ki bir sürü peluş aldım. İşte oldu. Bu çok daha iyi. Şimdi biraz da ışık. Neon ışıkları şu anda çok moda. Harika. Şimdi gerçekten harika görünüyor. Demir tahtım şık ve parlak görünecek. Tuvalet dekoruyla işim bitti. Ama sifonu çekilebilir bir fıçı yapmam gerek. Makas, bu görev senin. Kartonu birkaç parçaya böldüm ve onları boyama zamanı. Bu şekilde çok daha iyi görünecek. Emin olmak için her şeyi birbirine yapıştırmam gerek. Çünkü tüm suyun üzerime dökülmesini istemiyorum. Bence oldukça iyi oldu. Her neyse, asıl mesele düzgün çalışması. Ah, fakir olmanın bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Ama en azından iyiyim. Pekala, ah, az kalsın bir şey unutuyordum. Ah, bu doğru. Bir tabureye ihtiyacım var, yoksa düşerim. Fazladan biraz malzeme kaldı. Her şeyi kendin yapabiliyorken neden bu kadar fazla harcama yapıyorsun ki? Harika, başardım. Artık Lucy'yi banyoyu temizlemesi için bir saat beklemek zorunda değilim. Kız kardeşime yetişmem lazım. Benim de orayı dekore etmem lazım. Zengin Lucy her zamanki gibi enfes bir dekor tercih ediyor. Evet, altın renkli unicornlar bunun tek yolu. Onları çocukluğumdan beri severim. Bir gün kendime gerçek bir tane alacağım. Sevimli ve şık. Son tuvaletimizden daha rahat bir yer yaratmayı başardım. Ayrıca buraya mini tuvalet şeklinde bir sosluk iyi gitmez mi? Bunu deneyeceğim. Elma aromalı. Hayat gerçekten çok güzel. Ah, kapıyı kapatmak zorundayım. Bakmak yok. Hak ettiğin yere geri dön. Burada bir şey eksik. Belki bir iç tasarım dergisinden ilham alabilirim. Ah, evet, harika bir fikrim var. O dergiler düşündüğümden daha faydalı. Dur, kendin yap kanalları cidden çok faydalı. Ve işte oldu. El yapımı bir sos teknesi. Bakın ne kadar küçük ve şirin. Onu nazik kullanmalıyız. Aa, bu iğrenç. Kesinlikle yemeyeceğim. Ne kadar adaletsiz bir hayatım var. Çok uğraşıyorum. Ah, bu bana karşı yapılan bir evrensel komplo mu? Kendimi kaybetmiş gibi hissediyorum. Vay, ne güzel bir odam var ama bir şey eksik. Biliyorum, bu fikir için biraz altın rendelemeliyim. Artık o ıvır zıvara ihtiyacım yok. Yine bir şeylerin peşinde. Burada yaratıcı olan tek kişinin sen olduğunu mu sanıyorsun? Ona her şeyin para olmadığını kanıtlayacağım. Ah, altının parıltısı büyüleyici. Bu mükemmel bir ton. İşte ben buna sanat terapisi derim. Ah, ev yapımı çerçevemiz bitti. Yalnızca nereye asmam gerektiğini bulmam gerek. İşte şimdi ihtiyacım olan tek şey bu. Odama giren herkes kim olduğumu hemen anlayacak. Acıktım, bir şeyler atıştırmalıyım. Zaten yeterince çalışıyorum. Neden eklemeyeyim ki? Tacın daha etkileyici görünmesi için ufak tatlı ayrıntılar mı? Ben bir dahiyim. Wow. Lucy resmini bitirdi mi? Gayet lüks görünüyor. Sanırım biraz daha ambalaj kağıdına ihtiyacım var. İçimden adeta yaratıcı bir Vanessa çıktı. Ve bunun için bir kuruş bile ödemiyorum. İşte piyango. Kardeşim beni çok küçümsüyor. Tasarım savaşını ben kazanacağım. Hey, sihri görmeye hazır mısın? İşte. Duvarlar süper muhteşem görünüyor. Ama orada durmamam gerek değil mi? Hayal gücüm inanılmaz çalışıyor. Ama hiç parlaklık yok. Buraya daha fazla renk eklemeliyim. Hemen denemem lazım. Sprey boyalarıyla resim yapmayı çok seviyorum. Pembe ve altının karışımı kesinlikle dikkat çekecek. Ama tabii ona doğru havayı verirseniz. Boya için teşekkürler Lucy. Sanırım şaheserim hazır.
Başka ne eklemeliyim? Özel tuvalet ve dekor var. Duvarlar boyalı. Bunu nasıl unutmuş olabilirim? Şimdi sıra mobilyada. Zenginler de zanaat yapabilir. Biraz zor olsa da ama pes etmeyeceğim. Ah, eğer param olsaydı bir nakliyeci tutardım. Bu tam bir eziyet. Ah, tabii her gün ağır büyük taşlar taşımıyorum. Mükemmel kesim. Gerçek altın gibi ellerim var. Ama o masa ayakları biraz eski görünüyor. Ama neyse ki boya var. Ama asıl mesele etrafı kirletmemek. Ah, hiç de fena değil. Hoşuma bile gidiyor. Tekrar yapmak zorundayım. Bu gerçek bir kraliyet masası olacak. Masanın üstünü koydum ve şimdi sadece onu boyamam gerekiyor. Ama bunun için daha yaratıcı planlarım var. Umarım düşündüğüm gibi olur. Sakin ol Vanessa. Fazla iş kalmadı. Masanın ayakları burada ve son parça da hazır. Ah, çok ağır ama neredeyse dümdüz. Bir fikrim var. Güzel ve parlak bir masa ama yine bir şey eksik gibi. Neden bu iş için birine ihtiyacım olsun ki? Ne de olsa her işi kendi başıma halledebiliyorum. Fakir kızımız kazanma konusunda oldukça ciddi. Renklerin karışımı sanat için her zaman harika bir çözümdür. Sadece ne kadar güzel olduğuna bakın. Hadi utanma, kendini evinde gibi hisset. Bütün bunları gerçekten kendin mi çizdin? Çok yeteneklisin. Hey Alan, kesimisiyle benim bir fotoğrafımı çek. Baksanıza, bu bir şeker tacı değil mi? Bunu yemeliyim. Vay, ne harika bir masa. Genellikle bunları binlerce dolara satıyorlar. Ve Lucy bunu kendi elleriyle yaptı. İnanılmaz. Ah, beni çok şımartıyorsunuz ama devam edin. Bu arada kız kardeşimin yaptığını gördünüz mü? Çatı katı tarzı diyor. Acaba içeride ne var? Kız kardeş olduğunuzdan emin misiniz? Biraz senden bir şeyler öğrenebilir. Ama çok denedim. Bunu gördün mü? Gerçekten çok çocukça. Hem de ucuz boya. Ah, üzgünüm, yanlışlıkla çerçeveni kırdım. Artık duymak istemiyorum. Burayı çok sevdim. Resim çok güzel. Neden bu kadar acımasızsınız? Tüm enerjimi boşuna mı harcadım? Hey, sen onları dinleme. Harika bir iş çıkardın. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Demek sen olsun. Kullanıcı 777. O çok tatlı. Kimin tasarımını daha çok beğendiniz? Cevabınızı yorumlara yazın.